şimdi hem çok zarif hem de çok ama çok başarılı bir akademisyeni davet edeceğim. Kendisiyle A'dan Z'ye menopozu konuşacağız. Kadın hastalıkları doğum ve perinatoloji uzmanı Profesör Doktor Zehra Neşe Kavak geliyor alkışlarınızla efendim. Hoş geldiniz efendim. Merhaba Burcu Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Ayağınızın tozuyla geldiniz. Sizi isterseniz hemen teşekkürler. Buyur edeyim. Davos'tan geldiniz galiba. Evet. Doğru mu? Evet öyle oldu, dün gece geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun, bizi de kırmadınız bu yorgunluğunuza rağmen. Güzel geçti mi, iyi geçti mi, verimli geçti mi diye ben soralım. Evet evet, çok verimli ve güzel geçti. Davos önemli bir forum, önemli bir base. Dünyanın bütün önemli akademisyenleri, siyasetçileri, NGO'larının başkanları, sivil toplum örgütlerinin başkanları, din azamları, filozoflar hepsi orada. Önemli bir forum. Çok kıymetli. Evet. Biz hemen konumuza girip sohbetimize başlatmak istiyoruz lütfen. İzninizle. Evet. Benim yanlışım varsa beni de düzeltin lütfen, kusura da bakmayın. Estağfurullah. Menopoz benim bildiğim kadarıyla son adet demek. Doğru mu? Doğru mu? Yanlış değil. Şimdi menopoz Latince bir kelime. Hı-hı. Herkese merhaba bu arada. Menopoz sözlük anlamıyla ya da kelime anlamıyla Latince bir kelime. Son kez adet görme anlamına geliyor. Biz mi yanlış kullanıyoruz acaba tabiri? Yani çünkü menopoz oldum, menopozdayım gibi cümleler kullanıldığı için. Yani o, çünkü aslında kısa bir dönemdir ya, adet dönemi atıyorum. 3 gün, 5 gün bilemediniz, 7 gün ya da bazı zamanlarda çok daha farklı olabilir tabii ki. Ama o dönem aslında son kez oldum ve bittim. Biz tabiri yanlış mı kullanıyoruz? Öyle bir hatamız var mı? Aslında yakaladığınız nokta son derece doğru. Şimdi menopoz son kez adet görme adına, anlamına gelen bir kelime. Ama menopoza girdim dediğiniz zaman bir dönemi kastediyorsunuz. Evet. Biraz yanlış kullanıyoruz kelimeyi. O yüzden belki de menopozu menopoz öncesi ve menopoz sonrası diye ayırmak daha doğru. Evet. Menopoz sonrası dönemdeyim daha doğru bir kullanım tamam, tarzı. Yani. Ama bizim kullanım ya da dil akımında, dil kullanışında böyle yerleşmiş, böyle kullanılıyor. Demek ki menopoz, menopoz öncesi, menopoz ve menopoz sonrası diye üç döneme ayrılıyor. Ortalama menopoz yaşı ne zamandır diye baktığımız zaman bütün dünyada aşağı yukarı ortalama menopoz yaşı 49,5-50. Türkiye istatistikleri de bunu destekliyor. 49,5-50 gibi Türkiye'de de istatistikler kadınların son kez adet görmesi açısından. Hmm. Şimdi tabii menopoz bizim için neden önem taşıyor? Eskiden bu kadar önemli değil de son yıllarda, son 10-15 yıldır neden bu konu bu kadar çok tartışılıyor? Buna bakmak lazım. Hmm. Çünkü dünyada ortalama ömür uzadı. Geçenlerde Dünya Sağlık Örgütü yeni bir kriter yayınladı. Buna göre mesela eskiden yaş 70, iş bitmiş denirdi. Evet. Şimdi Dünya Sağlık Örgütü'nün yeni kriterlerine göre 60 yaşına kadar herkes genç. Orta yaş ya da orta. Hayır, hayır. Gerçekten. 60'a kadar genç. Uf. Evet, bu iyi haber. 60 ile 80 arası orta yaş. Evet. 80'den sonra yaşlılık başlıyor. Çok iyi, çok iyi. Biz o zaman yani yaşıtlarımızdan falan bahsediyoruz. Böyle bahsedeceğiz yani. Yaşıtlarımız diyeceğiz. Üniversiteden mezun olan arkadaşlarımız için. Bu oldukça sizin de söylediğiniz gibi moral verici bir durum. Tabii evet. Ama bir de baskı da yaratıyor ister istemez insanda. İşin şakası tabii ki bir tarafa bunu koyalım ama şöyle bir durum da var. Yanlışsam yine beni düzeltin lütfen. Estağfurullah. Menopozu çok nasıl diyeyim, yaşı biraz da böyle ilerlemiş insanlarda, ilerlemiş kadınlarda olacak diye bir kesin bir veri de yok aslında değil mi? Çok genç yaşta da menopoza giren insanlar var. Evet, erken menopoz da var. Bu arada lafı şuna bağlayayım. Dünya Sağlık Örgütü'nün kriterlerinden sonra. Şimdi dünyada demek ki ortalama ömür uzadı. Evet. İnsanlar 19. yüzyılda 60 yaşında ölürken şimdi ortalama yaş 85. Kadınlarda daha ziyade. Kadınlar daha fazla yaşıyor çünkü erkeklere göre. Erkeklerde de 80 diye kabul edersek ortalama menopoz yaşı da 50 ise menopozdan sonra bir 30 yıl daha var. Bu önemli bir rakam. Önemli bir süreç. Eskiden insanlar menopoza giriyor, 10 yıl sonra da vefat ediyorlardı. Ama şimdi öyle değil. Hı-hı. Menopozdan sonra yaşanacak bir 30 yıl daha var. Hı-hı. O yüzden bu 30 yılı daha nasıl daha kaliteli geçirebiliriz? Nasıl daha sağlıklı geçirebiliriz? Nasıl daha aktif geçirebiliriz? İşte esas problem burada. O yüzden menopoz bu kadar gündemde. Şimdi o zaman ben aslında belki de ilk önce sormam gereken soruyu sorayım. Menopoz sonrasında neler yaşanıyor?
Şimdi şöyle, nasıl menarş, yani ilk kez adet görme doğal bir süreçse, menopoza girmek de doğal bir süreç. Bunun doğallığını kabul etmemiz lazım. Hayat boyunca karşılaşacağımız önemli aşamalardan bir tanesi biz kadınlar için. Menopozdan sonra bizim için önem taşıyan olay, vücutta hormonların birdenbire düşmesi. Yumurtalıklardaki yumurta sayısının azalmasıyla beraber östrojenin yere düşmesi, tabana vurması. Ve bu ve buna bağlı olarak yani da doğurganlığın son bulmasıyla beraber östrojen hormonunun düşmesi ve buna bağlı olarak vücutta beliren belli başlı bazı şikayetler ortaya çıkıyor. Bunlar nelerdir? Ateş basma. En sık görülenleri bütün hanımlarda ortak. Sıcak basması, fenalık hissi, depresyona eğilim, sinirlilik, hayattan zevk alamama, uykusuzluk. Bunlar çok belirgin, çok genelde görülen şikayetler. Ama bunun haricinde bizim için esas önemli olan menopozdan sonra kadınlarda kalp hastalıkları riskinin artması. Öyle mi? Çünkü neden? Östrojen hormonu vücudu kalp hastalıklarından koruyan bir hormon. Ama menopozdan sonra östrojenin düşmesiyle beraber kadın vücudu kalp hastalıklarına açık bir hale geliyor. Bunun yanında ikinci önemli risk faktörü kemiklerde erimenin belirginleşmesi ve kemiklerde kaybın belirginleşmesiyle beraber. Mesela etrafımızda çok duyarız. Babaannemiz, anneannemiz kalçasını kırdı. Değil mi? Yatalak oldu, ameliyat oldu vesaire. Bunun hepsinin nedenleri kemik erimesinin menopozdan sonra belirgin olarak başlaması ve kadınların buna bağlı olarak postürlerinin bozulması, daha kamburlaşmaları, yürümelerinde zorluk, hareketlerinde zorluk. İki önemli faktörü sıralamak lazım. Peki mesela yaşlanmayı hızlandırır mı? Yani fiziksel bu anlamda tabii ki vücut duruşunda bazı farklılıklar yaratabilir diyorsunuz ya da kalp hastalığına daha açık kapı bırakır diyorsunuz ama böyle hani kadınların daha da çok böyle özen gösterdikleri ciltleri için ya da işte atıyorum yüzleri için ya da vücutlarındaki herhangi bir bölge için ekstra farklı bir durum oluşturur mu? Şimdi östrojenin düşmesiyle beraber östrojen aslında genel anlamıyla gençlik hormonu. Menopozdan sonra östrojenin düşmesiyle beraber ciltte kırışmalar, buruşmalar, içe çekilmeler çok sık görülen bir durum. Genel yaşlılığı tetikleyen bir durum. Ama bunların hepsi çare bulunabilen şeyler. Şimdi tabii bu arada bu bağlamda hormon tedavisi bizim için çare bulunur şikayetler dedik. Hormon tedavisi önem taşıyor. Eskiden bundan 10-15 sene önce menopozdan sonra hormon tedavisi çok popülerdi. Neden? Madem vücutta hormonlar azaldı, bu hormonları yerine koyalım, gençlik hali devam etsin. Uzun yıllar bu kullanıldı ve umut verici sonuçları oldu. Ama son 12 yıl önce yapılan çok geniş araştırmalarda görüldü ki menopozdan sonra hormon tedavisi kullanılmasının dezavantajları avantajlarından daha fazla. Bazı hastalıkları tetikleyici rol olabiliyor, oynayabiliyor. O yüzden hormon tedavisi artık menopozdan sonra yani ya da gençlik tedavisi dediğimiz hormon tedavisi menopozdan sonra çok kısıtlı hasta grubuna kullanılmaya başlandı. Yani çok şikayetleri belirgin, gerçekten hayattan zevk alamıyor, çok fazla sıcak basıyor, yaşam konforu çok düşük hasta grubuna, çok selektif gruba belirgin ölçüde çok ayırarak verilebiliyor artık hormon tedavisi. Ama genel standart bir tedavi olmaktan çıktı. Peki bizim öncesinde yapabileceğimiz bir şey var mı? Yani mesela aslında hemen önce şunu sorayım. Farz edelim ki benim annem, anneden kıza geçer mi mesela hani şeyi, zamanı? Yanlış anlamayız. Mesela erken olduysa eğer anne. Genetik tarafı var mı? Genetik tarafı var mıdır? Kız evet. Da aynı şekilde. Menopozun şey genetik mıdır? Tarafı var. Annenizin, teyzenizin, ablanızın girdiği yaş sizin menopoza gireceğiniz yaşı bir ölçüde belirliyor. Yani ailede erken menopoz hikayesi varsa siz de büyük ölçüde erken menopoza gireceksiniz demektir. Bu belirleyici bir faktör. Ama bunun yanında erken menopozu tetikleyen tabii başka faktörler de var. Mesela bunlar arasında en önemlilerinden bir tanesi yoğun sigara kullanımı. Sigaranın sağlığa zararlı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz ama böyle evet, bir şey. Sigaranın yoğun kullanılmasıyla beraber erken menopoz tetikleniyor. Yoğun sigara kullanan kadınlardan menopoz yaşı çok daha erken başlayabiliyor. Bunun haricinde beslenme ya da kilo falan öyle şeyler eskiler şimdi, mi? Şimdi çok mi? Belirgin değil ama çok kötü beslenen kadınlarda da
erken menopoz yaşı belirgin olarak ortaya çıkabiliyor. Çok zayıf kadınlarda da aynı şekilde olabiliyor. Ama yine de bunlar arasında herhalde genetik yatkınlık önemli faktörlerden bir tanesi. Peki bizim yapabileceğimiz bir şey var mı? Mesela yani hani gençliğimizde bu süreyi biraz daha uzatabilecek, yani hadi menopozu çok daha ileri tarihlere taşıyabilecek bir davranış stili belirleyebilir miyiz? Yani beslenmemizde onunla bulunan. Düzgün beslenme, spor. Mesela çok ağır spor yapmak da iyi değil. Hep bunun altını çiziyoruz. Kas oranının, yani yağ oranının çok düşük olmasına mı bahsediyorsun? Evet, aynen. Çok atletik yapı kadınlar için iyi değil. Ama spor yapılacak, yürüyüş, pilates, yoga, düzgün beslenme, sigaradan uzak durmak, bunlar çok önemli. Böylece en azından menopoz yaşımızda biraz oynasak bile menopoza sağlıklı girebiliyoruz ve menopozu iyi karşılayabiliyoruz. Bunlar önemli faktörler. Bunun haricinde bir şey daha sormuştunuz, pardon. Elimizden gelen bir şey var mı diye sormuştum işte bunlara aslında, dikkat edeceğiz. Bunları değiştirerek. Evet, yaşam stilimizle biraz oynayarak menopozu çok daha iyi karşılayabiliriz. Bunun altını çizmekte yarar var. Peki hocam, şöyle bir şey sorabilir miyim size? Tabii ki. Sinyallerinden bahsetsek mesela. Yani atıyorum bir şeyin adet döneminin aralarının açılması mıdır? Ya da bunların hepsini böyle bir sinyal olarak korku dolu şeyler, süreçler haline mi getirmemiz lazım mesela? Yani nelerden çekinmemiz, neleri uyarı olarak alıyor olmamız lazım? Şimdi adet düzensizlikleri en sık görülen şikayetlerden bir tanesi. Adetlerin seyrekleşmesi, miktarın azalması. Bu önemli bir belirteç menopoza yaklaşmanın. Ama bununla beraber çok tipik olarak da sıcak basmaları hemen başlayabiliyor. Ama bazı hanımlar mesela sosyal hayata çok bağımlı, çok sosyal, hayattan zevk alan, bol gülen, kahkahaları bol hanımlar menopozu çok daha rahat karşılıyorlar. Ama içe dönük, her şeyi kendine saklayan, dertlerini paylaşmayan hasta grubunda ya da hanım grubunda menopoz şikayetlerinin çok daha belirgin olduğu görülüyor. Bazı hanımlar bir kere adet görüyor, sonra ben de hiçbir şey anlamadım, hiçbir şikayetim yok, menopoza girmişim. Tabii buradaki süreç de önemli. Şimdi menopoza girdikten sonra, menopoz biraz önce belirttik, son kez adet görmesi anlamına gelen bir kelime. Ama menopozu belirleyen süreç bir yıl. Adet gördünüz, ondan sonra bir yıl geçti. Bu bir yıl içerisinde hiç adet görmediyseniz siz menopozdasınız. Bir de dikkat edilmesi gereken bir konu var. Adet gördünüz, bir yıl geçti. Bu bir yıl içerisinde de doğum kontrol yöntemlerini uygulamakta yarar var. Çünkü her ne kadar hanımlar menopoza girmiş olsalar da o bir yıllık süreçte hamile kalma ihtimali olabilir. O yüzden dikkatli olunacak. Peki mesela şey dedik ya, düzensiz adet düzeninin biraz bozulması falan dedik. Bütün genç, yani bütün hayatında adet düzeni hep bozuktuysa eğer kişinin mesela. Nasıl yani, anlayacak? Evet. Şimdi bu kendi bir şekilde belirtiyor. 45-50 yaşlar arasındaki yani bir hanım. Çok pardon sözünü söylüyorum ama yani geldiğini belli ki anlıyoruz. Anlıyorsunuz. Yaklaştığını anlıyorsunuz. Evet. Onu tamam, kadınlar hissediyorlar. Tamam. Açık söyleyeyim. Herkes hissediyor bunu. Tamam. Yani bir şekilde vücutta bir farklılaşma oluyor. Ay ben menopoza giriyorum galiba. Bu lafı çok duyarız. Ben menopoza giriyorum galiba. Evet. Uykusuzluklarım başladı. Hafif terlemeler başladı. Birdenbire kıpkırmızı oluveriyorum. Adetlerim seyrekleşti. Hanımlar bunu hissediyor. Tamam peki. Dediniz ya hani eskiden hormon tedavileri uygulanıyordu. Şimdi ne yapılıyor, onu sordum mu ben size? Onu sormadınız. Ha, tamam, okey. Lafımız buna bağlandı şimdi. Tamam. Yerinde oldu. Biraz önce belirttiğim gibi hormon tedavisi vermek menopozdan sonra çok popüler bir tedavi yöntemiydi. Ama artık çok selektif, yani çok seçilmiş hasta grubuna hormon tedavisi veriyoruz. Dediniz. Hastayı seçerek. Ama diyelim hormon tedavisi hasta almayacak. Pek çok hanım hastamız da gerçekten istemiyorlar hormon tedavisi almayı. Ben diyorlar ki ben bu süreci doğal şartlarda yaşamak istiyorum. O zaman bir takım yardımcı yöntemler var. Bunlar neler? Mesela sıcak basmanı azaltmak için bir takım bitkisel ürünler var. Mesela bunlar arasında çok popüler olanlarından bir tanesi son bilimsel yayınlarda da destekleyen arı poleninin kullanılması. Arı poleninin sıcak basmaları, fenalık hissi vesaire gibi şikayetlere çok belirgin ölçüde azalttığı biliniyor bilimsel yayınlarla. Yine bunu destekleyen soya ürünleri, black cohosh gibi bazı bitkisel ürünler gerçekten palyatif tedavi dediğimiz şikayetleri ortadan kaldırıcı önemli bir rol oynayabiliyorlar.
Bunun yanında işte kalsiyum destek tedavilerinin alınması, kemiklerdeki erimeyi azaltmak için. Ama yine altını çiziyorum her zaman. Menopozdan sonra özellikle senede bir kere jinekolojik muayeneden geçip mamografi, meme kontrolünün sağlanması, kan tahlillerinin düzenli olarak yapılması, östrojenin azalmasıyla beraber kolesterol seviyesi vücutta nasıl oldu? İyi huylu kolesterol nasıl? Kötü huylu kolesterol nasıl? Çünkü bunlar bize kalp hastalıkları riski hakkında önceden bilgi verebiliyor. Bunların ve kemik yoğunluğunda hiç olmazsa 2 yılda bir düzenli olarak yapılması, menopoz döneminden sonra üzerinde dikkatle durulması gereken konular. Aslında hepimizin dikkat etmesi gereken şeyler bunlar. Yani menopoza girmiş olun olmayın, menopoz sonrası döneme girmiş olup olun olmayın. Dikkat etmemiz gereken şeyler aslında işte mamografiydi ya da her türlü takipimiz yapılması. Ama sonrasında daha da çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, çünkü screening programları, tarama programları dünyada sürekli değişiklik gösteriyor. Mesela bundan 10 yıl önce 40 yaşından sonra 40 yaşına mamografi çektirmeye başlayacaksınız. Ondan sonra her yıl mamografi çektireceksiniz şeklinde bir tarama programı vardı. Ama son 1-2 yıldır bu yumuşatıldı. 40 yaşına mamografi çekiliyor. Aile hikayesi, geçmişte geçirdiğiniz meme hastalıkları var mı yok mu ona karar verilerek mamografi periyotları 2-2,5 yıla kadar uzatılabiliyor. Ama menopozdan sonra bu daha önemli, daha dikkatli olmak lazım. Peki. Benim sormayı unuttuğum bir şey yoktur inşallah. Değil mi? Ama mesela şöyle bir şey sorarak en son sorum da bu olsun. Evet. Çevresindeki insanlar nasıl davranmalı mesela? Anlayışlı. Tamam. Benim çok hastam bana geldiği zaman mesela eşiyle beraber gelir. Der ki hocam ne olur eşime de anlatın konuyu. Bana anlayışlı davransın. Bu önemli bir faktör. Aile bireylerinin, eşin, çocukların menopoza girmekte olan ya da menopozda olan bir anneye, bir eşe çok daha ilgili, çok daha toleranslı olmaları lazım. Çünkü onlar gerçekten iradeleri dışında sinirlilerse iradeleri dışında sinirliler. Depresyona eğilimleri varsa iradeleri dışında depresyona eğilimleri var. Bunu mazeret o yüzden yani bu şey değil. Daha anlayışlı olacaklar, daha toleranslı olacaklar. Aile huzurunun devamı için bu önemli bir faktör. Bu arada lafımı bitirmeden önce önemli bir bilgiyi daha paylaşmak istiyorum. Hep meme dedik, meme kontrolleri. Bugün dünyada meme hastalıkları ya da meme kanseri kadınlar için çok önemli. 8 kadından biri hayatı boyunca meme kanseriyle karşılaşabilecek. Aslında hormon tedavisinden çekinmemizin en önemli nedenlerinden bir tanesi de hormon tedavisinin meme kanserini riskini arttırıcı bir tedavi olması. O yüzden mamografi, meme muayenesi, meme ultrasonuyla meme kontrollerinin düzenli yapılması, özellikle menopozdan sonra yapılması hayat kurtarıcı bir tarama programı. Önemli bir nokta. Bunu da altını çizmekte yarar var. Teşekkür ederiz. Sağ olunuz efendim. Ben çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Verdiğiniz bilgilere çok ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.